Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü Forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex TR bir trader takipçilerine özel yeni bir kampanya yaptı. 300 dolar ve üstü fonlama yapan 3 kişiye Bitcoin üretimi için GeForce RTX 3090 ekran kartı hediye ediyor. Sonuçlar kanalımızda paylaşılacak. Açıklama kısmındaki linkten hemen ulaşabilirsiniz açabilirsiniz Haftanın ikinci işlem günü dolar-tl paritesiyle başlayalım. Dolar-tl paritesi düşüş son gaz devam ediyor baktığımız zaman ekrana. E, alıcıların güçsüzlenmesi e, zaten 8.50 seviyesinin aşağısına kırması ile e, netlik kazanmıştı. E, geçtiğimiz hafta yapılan Jackson Hole sempozyumunda e, dolar endeksinin güçlendiremedi maalesef. E, tam tersi zayıflattığını söyleyebiliriz. Powell'ın piyasalara e, güvercin mesajlar vermesi piyasaların beklentisi olmuştu zaten. E, dün... Piyasalar 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle tatil olduğu için dar bir bantta da işlem gördü dolar kuru. Bugün ise gün içinde 8.30 seviyesine kadar geri çekildi. Aşağıda bulunan 8.26 desteğinden güç alarak e, yukarı çıkma potansiyeli mevcut. Fakat bir diğer yandan e, dolar endeksi ve ABD Merkez Bankası'nın Powell'ın açıklamaları e, piyasalara verdiği sinyalleri ele alırsak e, 8.26 aşağı doğru düşmesi de e, gerçekleşebilir. Burada tek bir gerçek var. E, dolar kuru aşağıya geri çekilse de e, Türk lirası üzerindeki e, baskılar, riskler e, yukarı yönlü devam ediyor. E, bu düzeylerde kalıcılık kısa e, vade için e, çok mümkün e, görünmüyor açıkçası. Yani 8.26, 8 seviyelerin aşağısı. E, burada kalıcılık e, çok mümkün değil. Maalesef değil. E, bu cuma dışarıda e, ABD'den gelecek olan tarım dışı istihdam verisi, ve içeride e, yine Cuma günü TÜİK'in açıklayacağı enflasyon verisi sonrasında e, kurda hareketlilik ve artış e, bekliyorum açıkçası. Çünkü çok önemli veriler açıklanacak. E, ABD'nin tarım dışı istihdam verisi beklentinin çok üzerinde gelir ve e, içeride enflasyonun artmaya devam edip bir de beklenti üstü e, artarsa kurdaki e, yükselişlerin hız kazanacağı e, kesin gözüyle bakabiliriz. E, 21 22 Eylül e, FED toplantısı hemen ardından 23 Eylül'de e e, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın Eylül ayı PPK faiz kararının e, geleceğinde göz önünde bulundurmakta fayda var. E, Eylül ayının hem kur hem de piyasalar için oldukça hareketli olacağını söylemek de e, çok yanlış olmayacaktır. E, onun dışında grafik üzerinde incelemek gerekirse. 8.50'den almış olduğu aşağı doğru kırdıktan sonra arkadaşlar alıcılar burada inanılmaz bir şekilde e, güçlendi. Zaten e, sempozyumdan sonra dolar endeksinin de e, geriye çekilmesi dolar kurumunda e, geriye sarkmasına e, salmasına imkan tanıdı diyebiliriz. E, zaten burada hareketli ortalamamızın yüzgünlükle hareketli ortalamamızın aşağısında seyrediyor. E, dolar kuru 8.26 seviyesinden dönerse dönecek dönmezse arkadaşlar e, aşağıya doğru yani kırılmaya devam ederse 8 seviyelerine kadar da e, geri çekilme potansiyeli mevcut çünkü e, buradaki 850'den nasıl 826'ya kadar geri çekildiyse 826'dan da 8 seviyesine kadar e, geri çekilmesi mümkün fakat dediğim gibi arkadaşlar buradaki geri çekilmeler e, kurda kalıcılık e, sağlamayacaktır yani e, en ufak bir e, sinyalde biliyorsunuz Türk lirası zaten kırılgan bir yapıya sahip olduğu için e, en ufak bir haberde gelişmede tekrar yukarı yönünü e, koruyacaktır. O yüzden alım yapmak isteyenler e, bu seviyelerde aslında şu an dolar kurunda alım yapmak çok iyi. Yani 8.26 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece iyi arkadaşlar. E, long pozisyonları açılabilir yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, 8.30 gibi e, bu rakamlarda alış yapanlar ise 8.26 seviyesi 8.25 seviyesinin aşağısına e, mutlaka stop loss koysunlar. E, bu seviyenin aşağısı kırıl ma sorumları 8 seviyesine doğru aşağı doğru bir sarkma potansiyeli var. Fakat bu sarkma potansiyeli geçici olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi yani burada dolar kurunda da kademeli toplamak daha iyi olacaktır malı. Onun dışında biraz da altına bakalım. Şimdi ons altın tarafına bakacak olursak dün e, kar satışlarının etkisi ve global hisse senedi piyasalarındaki iyimserliğin e, etkisinde bir miktar e, gerilemişti ons altın. E, yeni işlem gününde dolardaki değer kaybına bağlı olarak e, yükselişe geçti altın. E, gün içinde 1819 e, dolar seviyesini yukarıda test etti. E, teknik olarak altının ons cinsi orta vadeli yükseliş trendi ve kısa vadeli yükseliş e, trendi içerisinde yer almaya devam ediyor. E, FED Başkanı Powell geçen hafta FED'in bu yıl varlık alım programında azaltımına gidebileceğini belirtti. E, bu cuma ise bu kararda etkili olabilecek ABD Ağustos ayı istihdam verisi açıklanacak. E, çok önemli veri takip etmekte mutlaka fayda var. E, diğer taraftan ABD 10 yıllık tahvil faizi e, varlık alım hızının bu yıl düşürülmeye başlanabilir açıklaması sonrasında da e, yükselmeye başlamıştı biliyorsunuz. Fakat buna karşın e, FED'in faiz konusunda aceleci olmayacaklarını belirtmesi e, tahvildeki yükselişi törmüyor. Ve tahvil e, ABD 10 yıllıklarının %1,30 seviyesinin altına seyrine e, sebep oldu. E, şu an 1,27 seviyesine se se seyrediyor. E, dolar endeksinde 93.000 e, puanın altında e, görünümü devam ediyor. 92.500 seviyelerinde e, anlık olarak seyrediyor fiyatlıyor. E, bu da 10 saatinde 1800 dolar üzeri hareketini korumasını e, sağladığını belirtmekte e, fayda var arkadaşlar. Grafik üzerinde incelemek gerekirse daha önce de dediğim gibi 1832 seviyesi kar satışları için önemli bir seviye. Burayı e, birkaç kere denemesine rağmen daha önce de gördüğünüz gibi e, kıramadı arkadaşlar. E, şu an Ortalama 1832 seviyesini kırması durumunda yukarıda yukarıya gidişler devam edecektir ve 1817 tepe noktası var. Belki buraya kadar yukarıya çıkma potansiyeli var. Fakat burada yine bir ara dirençlere deneme potansiyeli mevcut arkadaşlar. Şurada 1869-1870 seviyelerine kadar çıkma potansiyeli var 1832 kırdıktan sonra. Şunu unutmamak lazım. 1800 üstü seviyesi kalmasında yani şu an 1816-1815'te fiyatlıyor. 1800 dolar seviyesi üzerinde long pozisyonları değerlendirilebilir. Yani 1800 seviyesinin aşağısına stop loss koymak suretiyle de 10 e, altında da burada alım yapılabilir arkadaşlar. E 1832 test edecektir ilerleyen günlerde. E, tekrar buradan e, kar satışları görülebilir. Yukarı çıkma durumunda da e, önü açık olduğunu söylemekte fayda var e, altının. E biraz daha gram altına bakalım arkadaşlar gram altına dediğim gibi 491 seviyesinin altında işlem görüyor e, gün içerisinde dolar kurundaki geri çekilme ile beraber e, gram altına 485 seviyesine kadar e, geri çekildi burada hatta gün içerisinde 484 seviyesine kadar e, geri çekildiğini gördük e, dün piyasalar arkadaşlar 490 seviyesine kadar test etmişti fakat dediğim gibi bugün dolar kurundaki geri çekilme ile beraber e, aşağı doğru bir e, sarkma mevcut e, burada e, gram altında arkadaşlar özellikle 474 475 seviyesinde seviyesine kadar e, geri çekilme potansiyeli mevcut. Zaten burada e, 32 günlük güzel bir şekilde bir çalışan bir e, hareketli ortalamamız var. E, biraz daha alıcıların kuvvetlenmesi için 491 e, seviyesine kırmaması durumunda e, en azından teyit için buradaki hareketli ortalamamızı kırması e, yeterli olacaktır. En azından yükseliş hareketinin e, bir nebzede başlaması için alıcıların güçlenmesi için e, tekrardan alım yapmak isteyenler özellikle 491 seviyesinin üzerindeki e, kalıcı mum kapanışlarına dikkat etsin, teyit etsin. E, 491 91 seviyesinin aşağısında işlem görmesi biraz daha short pozisyonları ön plana çıkartıyor. Yani e, açığa satışları burada değerlendirilebilir. Nereye kadar değerlendirilebilir? E, 485 aşağısı arkadaşlar 475 ile 76 seviyelerine kadar e, açığa satışları buradan e, değerlendirilebilir. Çünkü e, dolar TL kuru e, 8.26 seviyesinin aşağısına kırması durumunda daha da geriye çekme potansiyeli olacağı için e, gram altına da bu aşağı yönlü yansıyacaktır arkadaşlar. E, biraz da gümüşe bakalım. Gümüş'e baktığımız zaman ise 6.45 seviyesine fiyatladığını görüyoruz. Burada arkadaşlar yukarıda hafiften bir e, ara direnç olarak 6.52-6.50 seviyelerini e, burada göz önüne alabiliriz. Bu 6.50 seviyesinin yukarıya geçilmesi durumunda 6.73 seviyesini test edecektir yukarıda. E, 6.50 yani yukarıya kırılmadığı sürece alımların e, güçlenmesi şu an için e, zor gözüküyor. O yüzden e, 6.50 ile 6.27 seviyesi arasında gidip gelmeye devam edecektir Gümüş. E, alım için tekrar pusta bekleyenler nakitte bekleyenler 6.50 seviyesini... Üzerindeki mum kapanışları olmadığı sürece alım pozisyonunu değerlendirmek zor olacaktır. Tam tersi 650 seviyesine fiyatlandığı için burada short pozisyonlar yani açığa satış pozisyonları değerlendirmek daha mümkün olacaktır. Onsaltın küreselde her ne kadar yukarıya doğru imelenme yaşasa da Türk lirasındaki geriye çekilme arkadaşlar gümüşü de aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Biraz da BTC'ye bakalım. BTC tarafına baktığımız zaman da 50 bin dolar seviyesinden e, buradaki kar, kar satışlarından sonra 46 bin e, 50 bin dolar kanalının arasında sıkışmış durumda. E, şu an için e, alıcıların çok da güçsüz olmadığını e, söylemekte fayda var. Aslında e, şu an piyasada gerçekten e, alım satımlar da e, iyi bir şekilde ilerliyor aslında. E, buradan BTC 46.000 e, 46 bin seviyesinin üzerine 45 bin seviyesinin üzerine kaldığımız sürece tekrar 50 bin dolar seviyesini deneyecektir. Eğer bu 46 bin şu an şuradaki e, ara destek seviyesinin aşağıya doğru kırması durumunda da özellikle kalıcı mum kapanışları yapmasından sonra tekrar 41 bin 42 bin dolar seviyelerine kadar geri çekilmesi muhtemel. Fakat öncelikle şurada 44 bin seviyemiz var. Bu seviyelere dikkat etmekte fayda var. Tekrar alım yapmak isteyen arkadaşlar 50 bin dolar seviyesini kırması durumunda alım yapmaları daha iyi olacaktır BTC'de. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Eğer ki burada geri çekilme devam etmesi durumunda ise alım yerimiz 44 bin 43 bin dolar seviyelerini değerlendirebilirler. Hemen altında 41 bin 40 bin dolar seviyeleri de burada değerlendirebilirler arkadaşlar 40 bin aşağısı zaten kesinlikle stop loss noktası buradan aşağısı 29 bin 30, dolar, 30 bin dolar seviyene kadar tekrar geri çekilecektir BTC'deki güçlenme arkadaşlar devam edecektir fakat burada yataya girmesi normal çünkü birden bu şekilde yukarı çıkması mümkün değil o yüzden burada alıcılarla satıcılar arasında gerçekleşen olacak olan savaşa bu şekilde alıcılar kendilerine göre katkı verecek satıcılar da aynı şekilde devam edecektir bu şekilde BTC kısa bir zaman sonra 50 bin dolar seviyesine kırma potansiyeli yüksek. Fakat dediğim gibi e, burada biraz yatay gidişat devam etmesini bekliyorum açıkçası. E, analizlerimi bu şekilde bitiriyorum. Herkese iyi e trade'ler dilerim. Herhangi bir soru sormanız durumunda mail adresimi kullanarak bana ulaşabilirsiniz.